Rahip Brunson krizinin sona ermesinin ardından Ankara-Washington hattında bağlar yeniden kurulmaya başlanmıştı ama uzun sürmedi. İpler bir kez daha gerildi. Trump yönetiminin yerel seçimler ve S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklamaları bardağı taşırdı. Seçimle ilgili açıklamalara tepki sürerken ipler bir kez daha gerildi. Ankara-Washington hattında tansiyon iyice yükseldi. Devletin üst makamlarından açıklamalar peş peşe geldi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Washington'da Mevlüt Çavuşoğlu. Dün ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bir süredir F-35 teslimatını askıya alma eğilimine girmişti ABD. Pompeo kanadı görüşmede S-400'ler ve Suriye konusundaki fikir ayrılıklarını gündeme getirdiklerini duyurdu. Ankara ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ilan etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamanın görüşme öncesinde kaleme alındığı aşikar diyerek tepki gösterdi. Kaldı ki biz F-35'lerde de taksitlerini tıkır tıkır ödeyen bir ülkeyiz. Şu ana kadar 1 milyar doları aştı bizim ödediğimiz para. İki numaralı isimler de dahil olduğu yüksek gerilime. Trump'ın yardımcısı Pence, Rusya'dan S-400 alımını eleştirdi. Türkiye artık tarafını seçmeli. NATO müttefikimiz olarak kalmak istiyor mu, istemiyor mu sorusunu yöneltti. Bu çıkışa yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısından geldi. Fuat Oktay da ABD artık karar vermeli. Bizimle dost mu kalacak yoksa teröristlerle işbirliği mi yapacak diye sordu. Akşam saatlerinde ise Pentagon'dan bir açıklama geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Türk pilotların F-35 eğitiminin devam edeceğini duyurdu. Türkiye'ye verilen iki F-35 uçağını geri almayı düşünmüyoruz açıklamasını yaptı.